açlık sınırının altındaki emeklilerimizden tutun, şiddet sarmalının içerisindeki kadınlara, geleceksizlik kaygısı tutan, yaşayan gençlerden tutun ki genç arkadaşlarımız da burada bizlerle birlikte. Onlar da onların duygularına son derece hakimler tabii. Böyle bir duygudaki gençlerden tutun da kepenk indiren esnafımıza, zorlukla mücadele eden çiftçimize, emekçimize, asgari ücretlimize, işsizimize, çocuğuna harçlık veremeyen yaşlarımıza, çocuğuna bir bayramlık alamayan ailelere, tüm ailelere, herkese, tüm yurttaşlarımıza aslında bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın keyfini yaşayabileceği günler için hep beraber sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğimizin de altını çizmek isterim. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de öncelikle basın mensuplarımızın ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Yeni bir seçim döneminden geçtik. Dolayısıyla seçim sonuçlarının da layık olan demokratik kurallar içerisinde geçen bu seçim sürecinin de sonucun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Genel Başkanımız arka arkaya hem çok yoruldu hem de çok operasyonlar geçirdi. Bundan dolayı da özellikle geçmiş olsun dileklerimizi kendine iletmenizi istirham ederiz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor ama sadece Türkiye değil, dünya zor bir dönemden geçiyor. Özellikle şu son 10-12 yıldır pandemiden başlayan, seller, yangınlar, felaketlerden başlayan, sonra Rusya-Ukrayna krizi, sonra da Filistin İsrail çatışması Türkiye'de zor anlar yaşatıyor. Türkiye'ye bağlı olarak bütün dünya ekonomisi ve dünya siyasetini de zorluyor. Tabii burada güçlü iradeyi, güçlü devlet adamlığını, güçlü siyaset duruşunu hepimiz göstermemiz lazım. Zorluk yaşayan dünyanın birçok ülkesinde birçok kesimler var. Tabii bizim gibi siyasetçilerin, sizler, bizler, hepimiz halkın ve tabanın bu sıkıntılarını görüp onlara çözüm getirmemiz gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa, performansımız neye yetiyorsa, ekonomik ve global şartlar, ulusal şartlar neyi gerektiriyorsa onları yapıp halkımızı daha rahat, daha kaliteli yaşam standartına götürmek zorundayız. Devletler siyasetle yönetilir ve ekonomiyle büyür. Bunlar ikisi olimpiyat halkası gibi birbirine geçmiş konulardır. Dolayısıyla hem ekonomiyi hem siyaseti doğru yönetmemiz lazım. Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarımız oldu. Tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak daha iyi çalışmaları nasıl yapacaksak bunun formüllerini geliştirmek zorundayız. Ve bu halkımız, bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti iktidarıyla, muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza verip ancak başarabiliriz. Türkiye bugün geldiğimiz noktada sadece kendisi için yaşayan bir ülke değil. Bunu hep görüyorsunuz. Biz gittiğimiz 60 civarındaki ülkede buna şahit olduk. Amerika'da kalıp sizler gibi ben öğretmeye diye kısmet oldu Amerika'da. Sizler de orada Harvard'da çalıştınız tabii. Ben de University of Michigan'da Media Visiting Profesör olarak çalıştım. Evet. Yani dünyanın geldiği ve gidiyor olduğu noktaları görebiliyoruz ve bu noktada Türkiye'den çok şeyler bekleniyor. Bu beklenen performansı sadece biz kendi halkımız, kendi milletimiz için değil, bütün dünya ulusları için yapmamız gereken bu performansı hep beraber yapmak zorundayız. Birlik ve beraber içinde yapmak zorundayız. İyi şeyleri öğretmek zorundayız. Güzel şeyleri yapmak zorundayız. Kutuplaştırmayı artık biraz insanlar yoruldu bırakıp birbirimize sarılıp birlikte ne yapabiliriz diye göz göze, kalp kalbe, gönül gönüle gelip bir şeyleri çıkartmamız lazım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Dünya uluslarının, dünya halklarının buna ihtiyacı var. İnşallah bu 31 Mart seçimleri bu dönüşümün
bu birlikte çalışma performansının faydasının daha çok insanlar tarafından benimsendiği bir döneme doğru girmiş oluruz. Hep beraber bu ülke için çalışmaya, bu ülke için koşturmaya, terlemeye, insanlarımızın rahatı için kendi rahatımızı feda etmeye aday olmamız lazım. Buna çalışmamız lazım. Dolayısıyla ben bu bayram vesilesiyle tekrar daha yakın temas olduğundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Sayın Genel Başkan'a da geçmiş olsun dileklerinizi iletmenizi istiyorum. Saygılarımla. Sağ olun. Genel Başkanımıza ileteceğiz geçmiş olsun dileklerinizi. Siz de ifade ettiniz. Bu seçimlerde biz birinci parti olarak çıktık. Ama Genel Başkanımızın da hep vurguladığı bir şey var. Biz bunu bir yatırım kredisi olarak görüyoruz. Yani nüfusun %65'inin, ekonominin %85'inin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilecek olması bizim için sorumluluk duygumuzu daha da yükselten ve bu teveccühe layık olmak için daha fazla çalışmamız, daha fazla terlememiz gereken bir dönem diye görüyoruz. O noktada siz de ifade ettiniz, gerçekten yereldeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız, çoğaltmalıyız. Birimizin bir eksiği varsa onu kapatmalıyız. Yanlış hatırlamıyorsam siz 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı da olmuştunuz. Evet, evet. Şimdi mesela bugün Altındağ'da... Hem yerel yönetim hem merkezi hükümette evet. Çalışma kısmet oldu. Evet. Evet, onu hatırlıyorum ben, gayet iyi hatırlıyorum. Şimdi bugün ne yazık ki Altındağ Belediyesi çöpleri toplayamıyor. Bu da halk sağlığı açısından büyük bir tehdit, o çöp yığınlarının orada olması. Ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediye'miz inisiyatif kullandı ve halkın sağlığını düşünerek sizin de 2004'te aday olduğunuz Altındağ'da şu anda çöpleri topluyor. Dolayısıyla önemli olan halkımızın sağlığı, halkımızın huzuru. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak hep öncelikle halkı özgürleştiren politikaları önceledik. Yani kreşler açarak, yaşlı bakım evleri açarak, otizm merkezleri, Alzheimer merkezleri, engelli merkezleri. Birçok alanda halkın sorunlarını çözüm üretmeye çalıştık. Ama bunu genele yaymak gerekiyor. Gene dedik ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak halkı güçlendirmeliyiz. O yüzden halkın ekonomik olarak da yaşadığı zorluklarla mücadelede yanında olduk. Ama bunu sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla yaptık. Ve hakikaten halkı eşitlemeye çalıştık. Bu noktada yine işsizlikle mücadelede işte meslek edindirme kurslarından tutun birçok konuda istihdam merkezleri açmaya kadar o işsizlik mücadelesinde onların yanlarında olduk. Yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak ücretsiz SMA testinden tutun da çünkü SMA hastaları gerçekten hepimizin çok canını yakıyor, vicdanını çok yaralıyor. HPV testlerinin bedava olmasına, ücretsiz olmasına kadar bu iyi uygulamaları şimdi önümüzdeki dönemde daha da çoğaltacağız ve umut ediyoruz ki daha fazla yurttaşımızın hayatına dokunacağız. Ama burada önemli olan gerçekten herkesin bayram tadında bir bayram geçirebilmesi. Bu noktada sizlerin İsrail'le ticaret konusunda almış olduğu kararda geç olmakla birlikte tabii doğru bir karar olmuştur. 7 Ekim'den bu yana sanıyorum 2 milyar doların üzerinde bir ticaret harcımı oldu ama ve tabii Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtının önemli bir kısmı Türkiye'den sağlandı ama gene de bu geç olmakla birlikte yerinde bir karar olmuştur. O dönemde özellikle bunu protesto eden ve ters kelepçelenerek gözaltına alınan o kız kardeşlerimiz adına da bu vermiş olduğunuz kararın doğruluğu, onların daha doğrusu bu eyleminin haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Biz hep şunu söyledik çünkü İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir diye. Dolayısıyla hani siz ekonomi dediğiniz için ben de bunun bir altını çizmek istedim. Ama diliyoruz ki ekonomik sorunlarımızı da hep birlikte çözeceğiz. Hep birlikte şimdi, mücadele ederek çözeceğiz. Belki arkadaşlarım da birkaç cümle söyleyeceklerdir. Ben birkaç dokunuş yapayım. Tabii tabii elbette. Şimdi tabii
iyi örnekleri görmeye çalışmamız lazım. Şimdi Amerika'da da gazetenin üzerinde yaşayan insanlar, bunu görüyorsunuz, insanlar var. İngiltere'de var, sokaksızlar var, sokakta yaşayanlar var, evsizler, yurtsuzlar, aç olanlar var filan. Bu Amerika'nın battığı ve bittiği anlamını taşımaz. Yani bu şey anlamla, yani özelleştirilen yerlerdeki problem, birkaç yerde görülen problem genele yansıtmamak daha doğru olur kanaatindeyim. Şeyde yani Sayın bu Bekir, tür örnekleri 80, her yerde görebiliriz. 80 milyon nüfusun içinde 40 milyon icra dosyası varsa bu artık sembol örnek olmaktan çıkmış yaygın örneğe dönüşmüş oluyor. Belediyeler konusunda da Türkiye gerçekten geçmişte de bugün de yarın da iyi örnekler sunacak. Bizim en iyi servetimiz bu genç, iyi yetişmiş entelektüel insan gücüdür. Bu gençler şu anda 210 üniversitede yetişmiş, harika eğitimler alan ve bu eğitimlerle çok projeler yapmaya meyilli çok gencimiz var. Bunlar yerel yönetimde de güzel şeyler yapacaklar. Dolayısıyla inşallah ben başarılı şeyler olacağını gelecekte düşünüyorum. Buyurun lütfen. Evet. Amacımız o gençlerin Türkiye'de kalması zaten. Gençlerin gitmediği tabii yurt dışına gitmek zorunda kalmadığı bir ülkeyi tabii hep beraber istiyoruz. Çünkü bizim gençlerimizin eğitimi ve burada bize ne kadar ilerisi açısından da lazım olacaklarını biliyoruz. Çünkü onlar beyinler. Onun dışında tabii yoksulluk ve yoksulluğun olmadığı, hani bu konuda bizim bütün belediyelerimiz örnek davranış halindeler. Şimdi de diğer belediyelerimiz de tabii bu şekilde devam edecekler. Yani sizin de temennileriniz çok iyi ama sorunlarımız çok çok büyük. Genel Başkanımız da bu konuda epey bir açıklama yaptı. Tabii biz de bu sorunları gönül ister ki hep birlikte çözelim. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Zaten onlara Sayın Genel Başkan yardımcımız değindi. Hakikaten keyifli bir yerel seçim sürecini hep beraber geçirdik. Şundan çok gururluyuz ki biz geçen dönem yani yönettiğimiz belediyeler, özellikle Ankara ve İstanbul gibi iki metropol belediyede o günün şartlarında küçük oy oranlarıyla kazanılmış belediyeler olarak gözükürken bugün özellikle Ankara sevgili başkanımızın milletvekili oldukları alanlarda, siz de Ankara milletvekilisiniz sanırım. İstanbul. %30'un üzerinde bir Ankara, keza aynı İstanbul'da iyi bir belediyecilik örneği sergilediğimize bizi 5 senedir inanıyorduk. Halkımız da muhtemel bir teveccüh gösterdi. Bu sefer hem ilçelerde hem de belediye meclis çoğunluklarıyla tekrar belediye başkanlarımıza emanet etti ve Türkiye'nin çok büyük şehrinde. Başkanımın söylediği gibi umarım bu yatırım kredisini biz en iyi şekilde kullanıp milletimizi mahcup etmeden en güzel hizmeti hep beraber vereceğiz inşallah. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Yerel seçimlerde birinci parti olduk. Gençler, genel başkanımızın da dediği gibi bavullarını bir odaya tekrar koydular. Genel seçimlerde de birinci parti olsak gençler bavullarını tekrar gardıroplarına yerleştirecektir diyorum. Sizin de izninizle tüm teşkilatlarınızı Ramazan Bayramı kutluyorum. Evet, bizim gençler. Buyurun. Ben tekrar iyi bayramlar diliyorum. Az önce Sayın Bekir'imiz Hüsneki kadınlarımızdan bahsetti. Ben de kıymetli Emine Erol Hanımefendi burada açıkçası tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Kendisi çünkü Filistin'den buraya hasta, yaşlı ve çocukları, gazilerimizi getirdi. Ve şu an Ankara'da tedavi oluyorlar. Ben de buradan bayram vesilesiyle hem de kendilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tekrardan sizlere de iyi bayramlar. Sadece ben Filistin'deki kadınlardan değil de Filistin'le ticaret yapıldığı için ters kelepçeyle gözaltına alınan kız kardeşlerimizden bahsetmiştim. Ama elbette Filistin halkına yönelik yapılan her türlü iyilik bizim de başımızın üstüne. Gençlerin yurt dışına gittiğinden bahsettim ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir önceki seçimde ben genç milletvekili adaylarından bir tanesiydim. Eskişehir milletvekili adayıydım. Evet. Şu an meclise baktığımızda 5 tane 30 yaş altı genç milletvekilinden 4 tanesi AK Partili ise ben inanıyorum ki gençler gitmeyecek ki Cumhurbaşkanımızın gençlere vermiş olduğu bu değeri görerek tekrar ülkelerine gelip belki ilerleyen dönemlerde yerelde görev alarak Türkiye'deki gençlerin gücünü göstereceği inanıyorum. Teşekkür ederim. Size de tekrardan iyi bayramlar dilerim. Ben şöyle bir iki kelimeyle bitirelim artık. Daha doğrusu size sunalım sözü. Estağfurullah.
Şiddetin her türlüsü iyi değil. Tabii. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ortalama bir Türk insanı şiddetin şöyle ya da böylesine taraf olmaz. Evet. Bunu bir önce bir kenara koyalım. Yanlışlıklar olur ama devleti korumak zorundayız, bir. İkincisi, ben İsrail'e 30 yıl önce gitmiştim, ilk gidişim. İsrail'e adım attığınız an, her an, daha doğrusu Filistin'e, İsrail vizesiyle girmek zorundasınız. Kendiniz giremiyorsunuz. Dolayısıyla yapılan bütün ticaretler de onların vize ve şeyleriyle, izinleriyle ancak mümkün oluyor. Bunu belki gidenler var, öyle ticaret yapanlar bilirler. Dolayısıyla Filistin'e yaptığınız ticaret de İsrail'e yapılmış ticaret gibi gözüküyor. Orada bir ayıralım, yani biz burada zulmeden İsrail'e taraf olmamız ve onlara destek vermemiz mümkün değil. Bunun dışında bizim genel itibariyle aynı noktalarda buluşabiliyoruz. Yerel yönetimler için özellikle işin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki o grafiği iyi tutturduk mu da sorun çözülür. Yani bu nihayet bütün partilerde bizim partilerimiz, bütün halk, hizmet ettiğimiz halk da bizim halkımız. Dolayısıyla iyi hizmetleri inşallah sürdürülebilir kılalım. Tabii. Ve bu ülkeye başarı destanı yazalım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de son söz olarak şunu söyleyeyim. Değerli vekilim aynı şekilde. Ben de şunu söyleyeyim. Yani İsrail'de 30 bin kadar insan yaşamını kaybetti. Evet. O ve bilinen rakamlar, bir de bilinmeyenler var. Bilinmeyenler de var ve binlerce çocuk gene yaşamını kaybetti. Dolayısıyla bu hepimizin canını yakıyor. Onun için diyoruz biz İsrail'e ticaret Filistin'e ihanettir diye. Aslında insan haklarına da ihanet olmuş oluyor. Dediğim gibi kısıtlı bir karar. Takip edeceğiz bu kararı. Nasıl uygulanacağını hep birlikte takip edeceğiz. Geç olmakla birlikte doğru bir karar olduğunun altını çizeceğim. Ben son cümle olarak, hani bir şarkı var, sana kırmızı çok yakışıyor diye, Türkiye'ye kırmızı çok yakışıyor diyeceğim izninizle. Kırmızı beyaz da güzel yakışıyor. Tabii ki o bizim bayrağımız. Evet. Aynı zamanda partimizin de renkleri. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz. Arkadaşlar kapanışı yaptı. Sandalyeleri de ters çevirecekler şimdi koltukları da. Bitti artık herhalde, değil mi? Evet, evet. Şöyle, ama bitmez. Yani şu an çekimler devam ediyor. Ben bu konuda biraz tecrübeliyim, o yüzden. Tamam. Mesela yurt dışında, sizler de çok gittiniz. Ben de 60'tan fazla ülkede bulundum. Evet. Ticari, siyasi, ekonomik, turistik vesaire falan. Yani bir Türk gücünün, Türk diasporasının oluşması için gençlerin gitmesi lazım. Ama çaresizlikten gitme değil bu. Oralarda bir bayrak açma, bir varoluşu gösterme, orada bir sevdayı oluşturma adına gitmesi lazım. O gidişi diğer gidişle ayırmak lazım. Yani biz çaresizlikten kaçma değil. Ama Türkiye'de biz ortamları hazırlamamız lazım. Yani çaresizlikten gitme ortamı değil de bir başarı hikayesi yazmak için gitmeyi teşvik etmemiz lazım. Kaldı ki Amerika'da, dünyanın birçok ülkelerinde de hamdolsun Türk insanı çok güzel destansı çalışmalar yaptılar. Onları destekleyeceğiz. Burada da olumsuz olan şartları düzelteceğiz artık. Yapacak başka bir şey yok. Elbette. Aynı görüşteyiz bu konuda. Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de gençlerimizi yurt dışına ateş topu olarak yollamıştır. Ama sonra ülkelerine dönüp hizmet etmelerini istemiştir. Dolayısıyla gençlerimizin mecburiyetten, geleceksizlik kaygısından, iş bulamamaktan dolayı değil de orada kendisini, ülkemizi temsil edip aynı zamanda kendisini yetiştirdikten sonra tekrar Türkiye'ye döndüğü, Türkiye'ye hizmet ettiği o güzel günlerin özlemini yaşıyoruz. İnanıyoruz o günleri kucaklayacağız. Bu bayram inşallah böyle bir değişimin de vesilesi olsun. Kırmızılar için de güzel bir bayram olsun.